1922 yılında büyük taarruzdan sonra millete beyanname yayınlayan Başkomutan Mustafa Kemal, burada Kurtuluş Savaşı'nı birlikte veren Türklerle Kürtlere değil, büyük asil Türk milletine seslenir. 1924 Anayasası Encümeni, Türkiye'deki millet meselesini şu şekilde formüle eder. Devlet Türk'ten başka millet tanımaz. Memleket dahilinde hukuku müsaviyeyi haiz başka ırktan gelme kimseler bulunduğundan, bunların ırki ayrılıklarını ayrı bir milliyet olarak tanımak caiz değildir. Atatürk daha 1926 yılında kendisini Türk milliyetçisi olarak tanımlar. Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin mesnedi Türk camiasıdır. Bu camianın efradı ne kadar Türk harsıyla meşbu olursa, o camiaya istinad eden cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur. Aynı şekilde Başbakan İnönü 1925 yılında şunları söyler. Biz açıkça milliyetçiyiz ve milliyetçilik bizim yegane birlik unsurumuzdur. Türk ekseriyetinde diğer unsurların hiçbir nüfuzu yoktur. Vazifemiz Türk vatanı içinde Türk olmayanları behemehal Türk yapmaktır. Türklere ve Türklüğe muhalefet edecek ana asırı kesip atacağız. Bugün kimileri tarafından Kemalizmin ideoloğu olarak lanse edilen Atatürk'ün Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt, Türk'ün en kötüsü Türk olmayanların en iyisinden iyidir. Geçmişte Osmanlı İmparatorluğu'nun bahtsızlığı, ekseriye mukadderatını Türklerden başkasının idare etmiş olmasıdır der. Başbakanlığın 1925 tarihli kararnamesine göre, Türklüğe asimile olma tehdidi altında bulunan Malatya, Elaziz, Diyarbekir, Bitlis, Van, Muş, Urfa vilayetleri ve kaza merkezlerinde, hükümet ve belediye dairelerinde ve diğer idari şubelerinde, okullarda, çarşı ve pazarlarda Türkçeden başka dil kullananların hükümet ve belediye emirlerine karşı gelmek suçundan cezalandırılmaları kararı alınmıştır. 1928 yılında vatandaş Türkçe konuş kampanyası başlatılmıştır. Atatürk'te Türk milletindenim diyen insan her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz demiştir. Atatürk, Medeni Bilgiler kitabında şu uyarıyı yapar. Bugünkü Türk milleti, siyasi ve içtimai camiası içinde kendilerine Kürtlük fikri, Çerkeslik fikri, hatta Lazlık fikri veya Boşnaklık fikri propaganda edilmek istenmiş vatandaş ve millettaşlarımız vardır. Fakat mazinin istibdat devirleri mahsulü olan bu yanlış tefsimler, birkaç düşman aleti, mürteci beyinsizden, maada hiçbir millet ferdi üzerinde teellümden başka bir tesir hasıl edememiştir. Atatürk, Tunceli isyanı bastırıldıktan sonra hasta yatağından kalkmış, incelemelerde bulunmak için Tunceli'ye gezi düzenlemişti. Manevi kızı pilot Sabiha Gökçen de isyanı bastırma harekatına katılanlar arasındaydı. Fotoğrafta Sabiha Gökçen, Atatürk'e bilgi verirken görülüyor. Atatürk, Tunceli isyanının bastırılmasının ardından Tunceli'de Muzur Dağları'nın arkasını almış, keyif sigarası içiyor. Görüldüğü üzere Atatürk ve Cumhuriyet'te Kürtçülerin işine yarayacak bir malzeme yoktur. O nedenle mürteci beyinsizler her türlü Türk kılığındaki hain o pis ellerini Atatürk'ten ve Cumhuriyet'ten çeksinler. Atatürk ve Cumhuriyet Türklerindir. Ne mutlu Türk'üm diyene.